Kozlukepir Belediyesi'ni tebrik etmek istiyorum. Bu olay kültürel bir olay. Bu olay bir spor olayı. Ve bu meydan Er Meydanı. O yüzden burada sizleri selamlarken büyük siyasi söylemlere yer vermek istemiyorum. Ancak şunu belirteyim ki bundan bir yıl önceki Alantepe güreşlerinde bir söz söylemiştim. Burada bu Er Meydanı'nı dolduracak olan güreşçilerin büyük çoğunluğu bizim buradan, bizim bölgemizden, Rodop dağlarından ya da Rodop ovalarından olmalı diye. Bilemiyorum şu ana kadar bu konuda ne kadar bir gelişme yaşandı, neler değişti. Şunu unutmayalım ki ülkenin her köşesinde ırkı, dini ne olursa olsun ülke vatandaşlarının düzenlemiş olduğu bu tür kültürel etkinlikler elbette ki devletin en büyük görevlerinden, sorumluluklarından bir tanesidir. Görüyoruz ki maalesef belediyelerin çalışmalarını neredeyse sıfıra indirgemeye çalışan bir haksız, antidemokratik yönetim kumanda ediyor ülkeyi. İnşallah bunlar ileride halkımızın da bize vereceği güç ile sadece hükümet değil, ülkede yönetim biçimi pozitif bir şekilde demokratikleşmeye doğru gelişecektir. Ve bundan böyle bu kültürel etkinlikler sadece ve sadece belediyelerin değil, Kültür Bakanlığı'nın da denetiminde artı bir de yükümlülüğünde olacaktır. Ben hemşehrimiz Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar'a da hoş geldin diyorum. Kendisinin İpsala ya da Kipi gümrük kapısında geçirmiş olduğu bu maceranın tekrarlanmaması için temennilerimi dile getirmek istiyorum. Bunun sorumlusu kimse lütfen en yakın zamanda hesabını versin. Bu komşuluk ilişkilerine vurulmuş en büyük darbelerden bir tanesidir. Bunu gelecekte görmemek, duymamak istiyorum. Sporculara gelince her zaman söylediğimiz gibi burası Er Meydanı. Kazanan da kaybeden de olacaktır elbet. Ben de Ahmet abinin dediği gibi, Sayın Müftümüzün dediği gibi en iyi olan kazansın diyorum. Ve iyi güreşler ve sizlere de iyi seyirler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz.